Günaydın Sayın Dükel, hoş geldiniz. Evet, günaydın Ebru, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Sayın Dükel. Dün Kılıçdaroğlu akşam yine bir randevu verdi. Akşam saatlerinde Twitter'dan yine bir video paylaştı. Ve bu kez çağrısı Beşli Çete diye isimlendirdiği şirketlereydi, iktidara yakın şirketlereydi. Halkın parasını çaldınız, gözünüzün yaşına bakan namerttir diye seslendi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ve yani aslında yine de o mesajlarının arasında biz iktidara geliyoruz tonu vardı. Daha önce de diplomatlara yönelik bir çağrısı olmuştu ve karşılık bulduğu yönünde de aslında belgeler paylaşmıştı Kılıçdaroğlu. Şimdi bu açıklama şirketlere bir fren olur mu? Nasıl yorumladınız mesajları? Evet, yani daha önce bürokratlara dönük yaptığı uyarılarda karşılık bulmuştu. Bürokratların belli noktalarda kendilerini ileriki süreçte yasal sıkıntıya sokmamak adına yani kanunsuz istekleri yerine getirmediklerine ilişkin bilgiler gelmiş idi ve bunu bizler de kamuoyuyla paylaşmıştık. Bunun bir karşılığı olmuştu. Öbür tarafta Kanal İstanbul konusunda bir çağrıda bulunmuştu yine, ya da bir uyarıda bulunmuştu. Girmeyin bu işe, yoksa paranızı ödemeyiz demiş idi. Bunun da karşılığını bulduğunu gördük. Çünkü bazı ihalelerin, bazı projelerin iptal edildiğini o tarihlerde yine basına yansımıştı. Yine haberleri biz izleyicilerimizle paylaşmıştık. Beşli Çete'ye ilişkin bir çağrısı oldu dün akşam da Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Karşılık bulur mu? Şimdi bu Beşli Çete de bir karşılık olmaz ama çünkü onlar artık yani ne yaptıkları bilinen, geçmişte birçok şeyi neler yaptıklarını ya da bu ihalelerde nasıl kayrıldıklarını birçok konuda kamuoyunun bilgisi dahilinde. Dolayısıyla bu karşılık olmaz, bir fren olmaz daha doğrusu. Hı hı. Ama ne olur, Beşli Çete diye nitelendirilen o gruplar en azından ileriki süreçte ne yaşayabileceklerine ilişkin bir kanaate sahip olurlar. Vatandaş da şunu bilir, parasının peşinde olan bir iktidarın iş başına gelebileceği algısı pekişir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu uyarılarını yapmaya devam edecektir. Fren olmaz ama vatandaşta karşılığı, ya benim paramı alıp götürenlerin hesabını soracak bir iktidar var ortada ya da bir iktidar alternatifi var ortada biçiminde bir algıya sahip olması bu süreçte doğaldır. Kılıçdaroğlu da onu yapıyor ve bu önümüzdeki süreçte olası bir iktidarlarında bu paraların peşinde olacaklarını ifade ediyor. Kaldı ki başka bilgiler de veriyor işte orada. İşte İngiltere'de mahalleler aldınız, orada villalar aldınız, burada paralarınızı bir taraflara götürdünüz diyor. Rus oligarkların bu süreçte yaşadıklarından da örnekler veriyor. Yani söylediği şu, o paralar sizde kalmaz. Bir biçimde o paralar ülke topraklarına geri getirilir biçiminde bir uyarısı var. Bu vatandaş karşısında, vatandaşın nezdinde önemli bir çağrıdır tabii ki. Ben paramın nasıl gittiğini biliyorum ama nasıl geleceğine ilişkin bilgiye sahip değilim. Onun ötesinde gelip gelmeyeceğine ilişkin bir inanç eksikliğine sahibim. Dolayısıyla iktidar olasılığı yüksek olan parti liderlerinin bu açıklamaları yapması vatandaşın bu kafasındaki şüpheleri gidermesi bakımından önemlidir ve olumludur. Fatura protestosu konusunda da ısrarcı Kılıçdaroğlu. KDV sıfırlanmadı, haliyle protestomu sürdüreceğim diyor. Yani evet, aksi halde Kılıçdaroğlu bir başlattığı protestoyu amacı yerine gelmeden bıraktıracağı şeklinde değerlendirilir. Bunu da elbette yapmayacaktır. KDV sıfırlanır mı? Sıfırlanmaz ama önümüzdeki süreçte sanıyorum Kılıçdaroğlu'nu biz işte MHP teşkilatlarının gönderdiği kandil ışığında çalışırken ya da bir hani bakkal mumu dediğimiz o mumlardan, mumların ışığında çalışırken görürsek şaşırmayacağız. Çünkü normal şartlarda faturasını ödemeyen bir abonenin elektriği kesilir. Sayın Kılıçdaroğlu da nihayetinde bir abonedir ve bu elektriğin de kesilmesi yüksek olasılık dahilindedir. Dolayısıyla dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nu ya bir kandilde ya bir fener ışığında ya da bir mum ışığında
not tutarken, çalışırken göreceğiz önümüzdeki süreçte gibi gözüküyor. Evet Sayın Yükel, biz bir gece yarısı daha bir bakanın görevinden af talep ettiğini öğrendik. Ve Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde olan Bakan Pakdemirli artık bir bakan değil, görevinden istifa etti. Ve yerine yeni bakan atandı. Şimdi Bekir Pakdemirli'yi nasıl hatırlıyoruz? Biraz hafızaları tazelemekte fayda var belki. Özellikle orman yangınları konusunda ciddi eleştiri almıştı. Müdahale konusunda eleştiri almıştı. Bununla birlikte işte tarım politikaları konusunda da çok ciddi eleştiriler vardı Pakdemirli'ye. Nasıl hatırlıyoruz Pakdemirli'yi? Şimdi nasıl hatırlıyoruz söyleyeceğim ama ondan önce başka bir şey söyleyeyim. Hani dedin ya bir gece yarısı öğrendik bakanın affını istediğini. Bir gece yarısı sadece biz değil Sayın Bakan da öğrenmiş af dileyeceğini. Nereden anlıyoruz bunu? Bugün Erzincan'da bir programı varmış Binali Yıldırım'la beraber. Ve bu programda kayıtlara geçmiş, kamuoyuna duyurulmuş bir gün öncesinden. Yani demem o ki gecenin bir saatinde onun da herkesle beraber haberi olmuş af istediğinden. Bu sabah da affedildiği için ya da Sayın Cumhurbaşkanı affettiği için şükranlarını sunan bir tweet atmış idi. Onu da ifade edelim. Nasıl hatırlayacağız biz Sayın Bakanı? Yani iyi hatırlamayacağız. Bir kere bu net, çok açık. Benim aklımda kalan en önemli sözü şuydu mesela. Hep buğday, işte saman ithal ediyoruz. Niye ithal ediyoruz biçiminde bir soru vardı. Hani tarım politikalarının neden bu hale geldiğiyle ilişkin, çiftçinin neden bu hale geldiğiyle ilişkin bir soruydu o. Paramız var ki alıyoruz demiş idi. Paramız var ki ithal ediyoruz demiş idi. Oysa para olduğu için değil, üretim olmadığı için alıyoruz. İşin bu tarafından hiç kimse bahsetmemişti. Yani Sayın Bakan bahsetmemişti. Geldiğimiz süreçte evet paramız da yok artık, ne alacağız onu da bilmiyorum, nasıl alacağız daha doğrusu onu da bilmiyorum. Para nasıl toparlanıyor? İşte mazot fiyatı 19 lirayı geçti, benzin 18 lirayı geçti, bu gece de muhtemelen bir zam daha bizi bekliyor yine. Şimdi işin bu tarafı ayrı, öbür tarafa gelince bir kere tarım politikaları konusunda benim Sayın Pakdemirli'ye en ufak bir eleştirim yok. Neden? Çünkü AKP'nin yürüttüğü bir tarım politikası var ortada. Yani Bakan Pakdemirli o tarım politikalarının dışında bir şey yapması zaten mümkün değildi. Dolayısıyla tarıma, çiftçiye, işte hayvancılığa dönük politikaları konusunda Sayın Pakdemirli'nin yapabileceği zaten bir şey yoktu. Çünkü AKP iktidarının özellikle yürüttüğü bir politikaydı bu. Yani beceriksizlikle falan filan izah edilemeyecek bir politikaydı bu. Yılda 10-11 milyar dolar yurt dışına bu tahılla ilgili döviz veriyoruz. O dövizi şeye versek, çiftçimize versek bu ülke uçar. Şimdi buradan baktığınızda Pakdemirli'ye bu noktada söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. İktidarın doğrudan kendi politikalarıdır. Ama Pakdemirli başka bir vaka idi bakanlığı döneminde. Neler yaptı? Bir kere orman yangınları da senin de ifade ettiğin gibi asla ve asla zamanında müdahale edemedi. Binlerce hektarlık alan yok oldu gitti gözümüzün önünde. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla ilgili açıklamaları vardı biliyorsun. Dokuz uçak var, üçü uçamıyor. Altısının dördünü USAŞ bina ücret yapmaya karar vermişti. Böyle bir anlaşma yapmışlardı. İki uçak içinde $2,5 milyon para gerekiyordu. Bakan Pakdemirli'nin uçamıyor, onlar motoru bile yok dediği uçaklar Türk Hava Kurumu'nun kurumu başkanının ağzından öğrendiğimiz bilgilerdi bu biraz önce verdiğim. Ne yaptılar arkasından gelen süreçte? 3 tane Rus uçağına 153 günlüğüne 203 milyon lira para verdiler. Söndürebilmesi için kiraladılar. Bir kere böyle hatırlıyoruz. Bir başka hatırladığımız makam odaları. 6 ya da 7 tane makam odası tasarruf genelgesinin hemen arkasından çıkmıştı. Yani tamam kardeşim yap yap da hani genelgenin üzerinde bunu da yapma biçiminde bir fotoğrafı vardı Pakdemirli'nin. Bunun dışında 49 danışmanı vardı. 2 tanesinin sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Yani say say bitmiyor.
Bakan Pakdemirli'nin bakanlığını nasıl hatırlayacağız diye sordun. İşte bunlarla hatırlayacağız. Beceriksizlikle hatırlayacağız. Kendisi Cumhurbaşkanı affetmiş. Peki tamam, eyvallah, o Cumhurbaşkanı takdirindedir de millet olarak affedecek miyiz Bakan Pakdemirli'yi? Soru bu. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben affetmiyorum. Yanan ormanların, çiftçinin işte bu vaziyetine ilişkin doğru dürüst bir açıklama yapmamasının, politikaların dışında başka bir şey söylüyorum. Dolayısıyla Pakdemirli gitti. Yerine gelen bakan AKP eski milletvekillerinden bir profesör. Profesörlüğünü 2001 yılında almış. Ziraat mühendisi. Yani biraz da işi bilen bir bakan. Ama değişen ne olur diye sorarsanız eğer, yani işi bilmesi bu işleri daha düzgün götüreceği anlamına mı gelir diye bir soru yöneltirsen eğer, asla ve asla bunu kastetmiyorum. Çünkü nihayetinde iktidarın biraz önce de ifade ettiğim gibi belli bir politikası var. O politikayı değiştirmeden, sağa sola saptırmadan yönetmekle görevli bir başkan. AKP zihniyetinin temsilcisi atandı. Yani şöyle de demek mümkün. Erdoğan gitti, bir başka Erdoğan geldi diye ifade edilebilir Sayın evet. Giriş'in atanmasıyla ilgili. Peki Sayın Dükel, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.